arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ebruli iple güzel bir yelek çalışacağız. Yeleğimizi yuvarlak roba olarak başlatıyoruz. Artışlarımızı yapıyoruz ve arada şurada görmüş olduğumuz gibi çapraz trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. Çapraz trabzanlarımızı ördüğümüz noktalarda artış yapmıyoruz. Diğer düz trabzanlarımızdan yeterli aralıklarla artışlarımızı yaptıktan sonra robamızı istediğimiz büyüklük gelene kadar örüyoruz istediğimiz büyüklüğe geldiğimiz zaman hemen modelimizi uygulayarak kollarımızı da aynı zamanda birleştiriyoruz ve e, yeterli uzunluk ölçüsüne kadar Örmeye devam ediyoruz bu yeleğimizde Ben tam bir tane ipimi kullandım e, yani bütün ipi kullanarak tamamladım ve şöyle ölçümüze bakalım bir yaş civarında Hatta biraz büyük çocuklarımız bile çok rahatlıkla giyebilir 35 santim en sivri yeri Kol altından ölçecek olursak hemen kol genişliğimizi alalım. 27-28 civarında şu şekilde 27 santim gördüğümüz gibi kol altı genişliğimiz. Evet yeleğimiz dilediğiniz süslemeleri çalışarak daha farklı süslemeler yapabilirsiniz. Karşılıklı bu ruba kısmında farklı renklerle de çiçekler örerek takabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için cici bebe kendinden desenli ipimizi kullanıyorum. İpim 100 gram ve 360 metre %100 akrilik bir ip. Renk numarası 13. Yeşil ve tonlarından oluşmakta. İpimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizler hangi e, marka ipimizi örerseniz örün. İpimizin kalınlığına göre tığımızı tercih edelim. Tabi e, Elinizde bulunan ya da yaşadığınız şehirde bulunan her türlü marka iplerimizde örgülerimizi yapabilirsiniz. Yalnız tek dikkat etmemiz nokta eğer örgülerimiz bebek içinse bebek cildine dokunmayan kendilerini alerji yapmayan güzel ipleri tercih edersek sonuç daha güzel olur ve bebeklerimiz daha rahat ederler. Evet zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. Kaç yaş grubu için öreceksek ona göre zincirimizi biraz fazla çekebilirsiniz. Biz 0-1 yaş arası çocuklarımız için başlamaktayım. Hemen bir tane şöyle düğümümü attıktan sonra zincirimi çekiyorum. 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 zincirimizi çekerken çok sıkmamaya lütfen gayret edelim. Üzerine trabzan öreceğimiz için trabzanlarımız hem batmakta zorlanırız hem de trabzanlarımız kasma yapacaktır. Yani burası çok sıkı kalıp 6-1'den gevşek olacak ve hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkacaktır. Şimdi yeteri kadar zincirimizi çekelim. 80 tane zincir çektim. Hemen zincirimizin ölçüsüne bakalım. Şöyle sadece düzeltiyorum. Ve 34 buçuk, 35 aslında tam 35 santim zincirimizin ölçüsünün olduğunu görüyorum. Hemen örmeye başlayalım. ilave zincir çekmiyorum. Kendi üzerinden geri dönüşümüzü yapıyoruz. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Ve hemen dibine batıyorum. Yani 5 zincir geri geldim. Tam 5 zincirin üzerine batarak bir tane trabzanımı ördüm. Ve sıradaki zincirimin içerisine girdim. Ve bir trabzanımı ördüm. Sırası ile bakınız. Zincirlerimizi örüyoruz. Zincirimizi döndüğümüzle birlikte 4 tane trabzanımız oldu. 5. örüyorum. 5 tane trabzanımı ördüm. 6 ve 7. çift olarak örelim. 1 ve 2. 6 tane trabzanımızı tek 7. çift örelim. İlk sıramızdan itibaren artışlarımıza başlayalım. 1 2 3 Bakınız çiftten sonra saymaya başlıyoruz. 1 2 3 6 tane tek örüyoruz. 4 5 ve 6. 6 tane tek ördüm. Şöyle bakalım. 2 4 6. Bakınız 6 tek ördüm. 7. çift. 6 tek 7. çift. Şöyle bakalım. 2 4 6 tek 7. çift olarak örüyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 2 Bu sıramızı 6 tek 7 çift olarak tamamlayalım. Bir tane daha birlikte örelim. 1 2 3 4 5 6 6 tane tek bakın çiftten sonra 2 4 6 7. çift olarak örüyorum. Başını doluyorum. Aynı yere bakınız. Aynı yere tekrar örüyorum ve 6 tek 7 çift olarak sıramızı tamamlayalım. 6 tane tek 7. çift olarak ördüm ve sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda en son trabzanımızın üzerine 3 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3. 3 zincirimizi çektikten sonra örgümün arka yönünü çeviriyorum ve tekrar örmeye başlıyorum. 1 tane tığımın başını doladım ikinci trabzanımı hemen örüyorum üçüncü trabzanım örüyorum 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm altıncıyı çift olarak örüyorum 1 ve 2 5 tek bakın 1 2 3 4 5 6 ise çift bir şekilde ördüm devam ediyorum 1 2 3 4 5 5 tane tek ördüm. Şöyle görelim bakın çiftten sonra. 1, 2, 3, 4, 5. Evet şimdi 6. örüyorum. 6. Tığın başını doluyorum aynı yere bir daha batıyorum çift olarak örüyorum şöyle görelim bakınız 1 2 3 4 ve 5 6. ise çift 5 tek 6. çift olarak örüp tamamlayalım. 2 sıramızı tamamladık şimdi 3. sıramıza başlayalım en son bitirdiğimiz trabzanımızın üzerine yine 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum yine artışlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bir tane tırabzanım zincirden oluşan tırabzanın ikinci örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. 3 üç tane tek, 4.'cüyü çift olarak görelim. 1 ve 2. Bakınız artırmayı sıklaştırdık. 1 2 3 tek, dördüncü çift. Devam ediyorum. 1 2 3 tane tek 4.'cü çift. 1 aynı yere batıyorum 2 devam edelim 1 2 3 3 teki ördüm 3 tekten sonra yine dördüncüyü çift olarak örelim ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim 3. sıramızı bitirdikten sonra 4. sıramıza başlayalım. 4. sıramıza başlamadan önce bakınız, 3 tane zincirimi diğer yönde çektim. Şimdi e, bu yönde ve dördüncü sıramızda çapraz örgümüz örelim. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki trabzanıma batmıyorum, bir sonraki trabzanıma batıyorum ve örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzan'a geri dönüyorum. Yani atladığım trabzanıma geri dönüyorum ve bir tane ikili trabzanımı yine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzana batmıyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak atladığım trabzanımı örüyorum. Çapraz bir şekilde trabzanlarımızı örüyoruz ve artış yapmıyoruz bu sıramızda. Tekrar tığımın başını doluyorum ve aralarında zincir çekmiyoruz. Tığımın başını doladım. Bir tane atladım. Diğer trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doladım. Atladığım trabzanıma geri dönüyorum. Bakınız şurayı atlamıştık. Geri dönüyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Tekrar zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar atladığıma dönüyorum. Bu şekilde aralarına zincir çekmeden sıramızı tamamlayalım. Evet çapraz sıramızı da tamamladıktan sonra bakınız bir uçtan başlamıştık. Diğer ucumuza kadar çaprazlarımızı yaptık. En son trabzanımızın olduğu yerdeydik. İlk başlangıçtaki trabzanımız bir tane trabzan olarak başlamıştık. Hemen son trabzanımızı da tek olarak örelim. Bakınız en son trabzanımın üzerine örüyorum. Evet tek. 3 zincirimi çekiyorum, örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımızın üzerine batarak devam ediyorum. 1 zincirimizden oluşan trabzanımız yanındaki 2, 3 ve 4, 4 tane tek örüyorum. 5. çift örüyorum. 1 ve 2. Artışımızı yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane tek, 5. çift. Devam ediyorum. 1, 2. 3 4 4 trabzanımı ördüm bakın çiftimden sonra 5. çift olarak örüyorum ve bu sıramızı 4 tek 5. çift olarak örüp tamamlayalım artışlarımı yaparak bakınız trabzan sıramı bitirdim şöyle görelim bakınız çift battım 4 tane tek 5. çift 4 tek 5. çift olarak ördüm. Yalnız burada hatırlatmak istediğim bir nokta var. Burayı sayarak geliyoruz. Burada bazen bitiş yönüne yaklaştığımız zaman eksik ya da fazla geldiğini görebiliriz. Hiç hiç önemli değil. Buradaki en sonda veya sondan bir öncesinde artış yapmayın bir geriden de artış yapabilirsiniz İlla sayımız 4 gelmedi 3 geldi artışımızı yapalım son 2'yi düz bir şekilde örelim yani burayı geniş bir şekilde bırakmayalım onu hiç problem yapmayalım evet şimdi bu kısmımızı Trabzanlarımızı ördükten sonra bir önceki sırada çalıştığımız gibi çapraz trabzanlarımızı çalışmaya başlayalım. 3 tane zincirimizi son trabzan sıramızdan sonra örüyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzanımın üstüne trabzanım örüyorum. Ve geriye dönüyorum. Bir çapraz. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Atladığıma tekrar dönüyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum atladığım trabzanımın üzerine geri dönerek çapraz trabzanlarımı örüyorum ve aralarında zincirimi çekmiyorum sıramın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerliyorum sıramın sonuna kadar çapraz trabzanımı örerek geldim şimdi en son trabzanımı zincirimin üzerine örüyorum ve tamamlıyorum. diyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bakınız yine burayı da çapraz yapalım birinci çapraz atlıyorum ikincisine batıyorum ve bir sonrakine geri dönüyorum. Atladığımızı. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. İki çapraz örgüyü üst üste örüyoruz. Geri dönüyorum. Bir tane atlıyorum öndekini. Diğerini örüyorum. Öndekini atlıyorum. Sondakini örüyorum. Atladığımı geri dönerek örüyorum. Ve sıramı bu şekilde araya zincir çekmeden tamamlıyorum. 2 sıra üst üste çapraz sıralarımızı ördük. Bakınız trabzanlarımızı şimdi artış yaparak örmeye devam edelim. 3 tane zincirimi çektim ve birinci trabzanım sırası ile trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. Birinci trabzanım zincirden oluşan 2, 3, 4, 5. çift örelim. 1 ve 2 Bakınız 1 2 3 4 5. çift 4 tek 5. çift 1 2 3 ve 4. 5. çift 1 ve 2. Bu sıramızı 4 tek 5. çift olarak örelim. E, sonraki sırayı buradaki çapraz sıramızı ördüğümüz gibi çapraz sıra olarak örelim. Bu iki sıramızı ördükten sonra yeniden görüşelim. Yeleğimizin roba kısmını tamamladık. Şimdi ölçümüze bakalım. 10 santim tam robamızın ölçüsü. Şimdi işaretimizi taktığımız yerlerden birleştirme işlemimizi yapmaya başlayalım. Şöyle bakalım. Bakınız çifter çifter örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 çift her iki önümüz için ayırdık. Buradaki tek trabzanımızı saymadık. Çiftlerimizi saydık. 23 tane çiftimiz kolumuz için ayırdık. 22 tane çift arkamız için. Ve 23 kolumuz tekrar 11 çifte. yeleğimizin önü için ayırdık roba kısmımızda. Şimdi birleştirme işlemine geçelim. Ama öncesinde şöyle yine göstermek istiyorum. Önlerimiz 11 ve 11 çift olarak ördük. Her iki önümüz 11 olarak ayarladık. Buradaki çiftlerimizi sayıyoruz. Bakınız şu çiftlerimizi. Kollarımız 23, arkamız ise 22 çift olarak ayarladık. Şimdi hem birleştirme işlemimizi hem de modelimizi uygulayarak örmeye başlayalım. Bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Her iki çift arasına bakınız. Her iki çift arasına giriyorum ve trabzanımı örüyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan daha örüyorum. 1 2 3 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı her iki çiftimizin arasına ördük buradaki kenarda 3 zincirimizi yine aynı kenar zincirimiz olarak devam ettireceğiz yeleğimiz bitene kadar en üst noktadan itibaren bir tane kenar trabzanımız olacak Evet şimdi devam ediyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki bakınız hemen şu araya giriyorum bir tane trabzanım örüyorum tığımın başını doluyorum diğer iki tane trabzanımın arasına 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum aynı yere giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 araya zincir çekmiyorum sadece tığımın başını doluyorum bir sonraki şu kısma girerek bir trabzanımı örüyorum bakınız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan bir sonraki araya bir tane trabzan örüyorum ve yine aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ördüm ve bir tane trabzanımı ilave ettim tekrar zincir çekmeden bir sonraki araya 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 1 2 zincir 3 tane trabzan 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm. Bir sonraki araya geliyorum. Bir tane trabzan. Sonra 1 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı bu aramıza örelim. 2 ve 3. Şu şekilde bakınız. Buradaki işaretimin olduğu yere kadar örerek ilerleyelim. İşaretimi taktığım yere kadar örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanlı grubumuz var. Hemen yanına bakınız. Tek trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Tam ayracımın olduğu yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımı ayracımın olduğu noktaya ördüm. 2 tane zincir çekiyorum bu noktadan. 1 ve 2 ve büküyorum. Bakınız 3 tanenin bir tanesini ön kısmıma ördüm. Diğerini şuradaki görmüş olduğum ayracımın olduğu yere geliyorum. 3 tane trabzanı da buraya örüyorum. Normalde modelimizin hepsini aynı yere örüyorduk. Birleşme işlemimiz için bakınız bu şekilde ördük. Üçü burada, 2 zincir arada, diğeri burada. Ve devam ediyorum. Tığımın başında doluyorum. Diğer araya bir tane trabzan Tığımın başını doluyorum. Sıraya 3 trabzan. 1 2 ve 3 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanım örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 trabzan. Diğer tarafı örüyorum. 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak ayracımızın olduğu noktaya kadar örerek ilerleyelim bakınız şuradan önümüzü birleştirdik şimdi arka tarafı da aynı şekilde burada gördüğümüz gibi örerek devam edelim yeleğimizin arkasında modelimizi uygulayarak geldim 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve aralarında birer trabzanımızı örerek kol altımızın olduğu yere kadar geldim ayrımımızı ve 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Kolumuzu bükerek diğer ayracımızın takılı olduğu yere gelerek 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 Evet, hem modelimizi kurduk. Bakınız, hem de kolumuzu gövdemizden ayırdık kolumuz ayrı devam edecek şimdi gövdemiz ayrı şöyle arkamızı görelim bakınız arkasında da modelimizi şu şekilde yerleştirdik Evet şimdi ön kısmından örmeye devam edelim Evet en son bakınız 3 trabzanımız ördük kenardaki tek trabzanımızın olduğu yerdeyiz şöyle bakalım bakınız bütün sayıları aynı 1 2 3 4 5 ve kenardaki tekle 6 Evet şimdi en son uç noktamızdaki tek trabzanımızı da örelim. Başlangıç ve sonlarımız tamamen aynı. Bakınız bir trabzanımızı da buradan örüyorum. Ve hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum iki zincirin olduğu yere. Ve aynı şekilde üç tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 2 zincirimi çektikten sonra yine 3 tane trabzanımı örüyorum. Aradaki bir tane trabzanımı yine zincir çekmeden başında doluyorum. Atıyorum. Yine zincir çekmeden tığımın başında oluyorum. 3 trabzan olarak ilerliyorum. Kol altına kadar bu şekilde örmeye devam edelim. 2 bakınız zincirimi çektim. Trabzanlarımı örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan. Arada da bir tane trabzanımız var. Hemen Aynı şekilde kol ayrım yerine kadar örerek ilerleyelim. Kol ayrımımızın olduğu yere kadar ördüm. En son bir trabzanım ördüm. Bakınız trabzanımın üzerinde görünen şöyle baktığımız ama bakınız. 3 trabzan birer trabzan aralarda örerek ilerledim. Şimdi tam 2 zincirimizi çektiğimiz kolumuzun altındaki olan bölümdeyiz. Bir tane trabzanımızdan sonra yine zincir çekmiyorum. Tığımın başında oluyorum. Tam ortaya giriyorum. 3 tane trabzan örüyorum. Bakınız tam kol ayrımının olduğu yere şu kısma 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Bir modelde tam kol altına yerleştirmiş oluyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımın tepe noktasına gelerek yine trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başında doluyorum şu kısma aynı şekilde 3 trabzan yani modelimizi aynı şekilde ilerletiyoruz 2 ve 3 1 ve 2 zincir 1 2 ve 3 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan diğer kol altına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim şöyle bakalım şimdi buradan kol altımıza kadar örerek gelelim bakın biraz önceki kolumuzun altına modelimizi de şöyle yerleştirdik diğer kolumuza kadar modellerimizi sırasıyla örerek gelelim. Evet kol altımıza kadar geldim. En son trabzanımızı ördüm. Kolumuzun altındaki 2 zincirimizin olduğu yere buradaki 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanlık modelimizden bir tane yerleştiriyoruz. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımızı ördüm. 2 tane zincirimi ilave ettikten sonra yine aynı şekilde 1, 2 ve 3 3 trabzanımızı yerleştiriyoruz her iki kolumuzun altına birer tane modelimizden şöyle yerleştirdik bakınız gayet güzel görünmekte Evet şimdi tığımın başını doluyorum bir tane trabzanıma batıyorum tığımın başını doluyorum 2 zincirlik bölümümüze girerek 3 tane trabzan 2 ve 3 2 zincir 3 trabzanımızı örüyoruz 2 ve 3 tığımın başını doluyorum bir tane trabzan tekrar 1 2 ve 3 2 zincir tekrar 3 tane trabzan tekrar bir sıra başına doğru ilerleyelim Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız sıra başındayız. Hemen 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanlık bölümümü ördükten sonra dıştaki bir tane trabzanımın üzerine yine trabzanım örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve yine 2 zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum ve modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum tek trabzanımı aradaki örüyorum tekrar 3 trabzanım örüyorum ve bu şekilde yeleğimizin gövde bölümünü örerek aşağıya doğru ilerleyelim yeleğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örerek büyüttüm aynı şekilde bakınız ördük 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ve araya birer trabzan şekliyle ördüm ve Yeleğim tamamlandı. Şimdi yeleğimizin kenarına e, tek renk üzerine dolaşmak istiyorum. Yeleğimizin en altını sarı ipimizle örelim. Bir tane şöyle düğümümü atıyorum ve şu tonda rengimi kullanıyorum kenarlarını çevirmek için. Alt kısımdan başlıyorum ve düz yönden örüyorum. Bir tane Trabzanımın yanındaki hemen bakınız şu görmüş olduğumuz trabzanımın üzerine batıyorum. Yani yan trabzanın yanındaki 3 trabzan ilkine battım ve sabitledim. Tığımın başını doluyorum. Arasına giriyorum ve çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 trabzan arasına girerek çektim. 2 zincirimin içerisine 3 tane trabzanım örüyorum. Şimdi alttan başladık. Bakınız 3 trabzanımı ördüm. Diğer trabzanlarımın arasına başını dolayarak batıyorum. Her iki bakınız boşluğa yani trabzanımın sağına ve soluna yine bir defa batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Trabzanlarımın olduğu yeri örüyorum. İleğimizin alt kısmını bakınız şu şekilde örerek ilerliyorum. Araya üçer defa giriyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum başını dolayarak tek seferde çekiyorum diğer trabzanlarımızın arasına ise birer defa girerek işlemimi devam ettiriyorum bakınız boşluğa geldim iki zincirin içerisine bir ördüm 2 ve üçüncü trabzanımı ördüm tekrar aralara giriyorum trabzan aralarına bir ve bir devam ediyorum 1 2 ve 3 bu şekilde sıramızın başına kadar ilerleyelim yeleğimizin alt kısmını örerek tamamladım şu şekilde şimdi yan kısma doğru geçiyorum ve yeleğimin burası sağ tarafı yukarıya robamızın olduğu yere kadar aynı şekilde örerek geliyorum yukarıda 2 ya da 3 tane ileğimizi hazırlayalım buraya kadar bakınız normal aynı ikişer defa başını dolayarak batalım Dilerseniz uzun olan yerlerde burada olduğu gibi 3 defa da alabiliriz kesinlikle büzmesine fırsat vermeyelim hatta dönüş olduğu için bakınız biraz daha fazla örmemizden fayda var zarar gelmez hemen 1 ve 2 ilerliyorum 2 bakınız çok geniş kaldığı için 3 defa örüyorum 1 ve 2 bir tanesini iki bir tanesini üç defa örmüş oldum bakınız bunu da üç defa ördüm şu şekilde görelim yukarıya doğru ilerleyelim robamızın olduğu yere kadar örerek geldim tam robamızın bakınız iki trabzan çapraz ördüğümüz yerdeyiz hemen başını doluyorum bir defa batıyorum bir iki tane zincir çekiyorum aynı yere giriyorum bir tane iliğimi bu şekilde açtım şurayı ilik olarak kullanacağız Evet devam ediyorum 1 2 trabzanlarımın her birisini ikişer defa örerek ilerliyorum bakınız diğer trabzanımıza geçtim 1 ve 2 şimdi bir sonrakine yine iliğimizi açalım 1 2 tane zincir çekiyorum batıyorum tek seferde çekiyorum diğer trabzanlarımızı da aynı şekilde örerek yukarıya doğru ilerleyelim en üst noktaya kadar geldim İlk başlangıç trabzanımızın olduğu yere hemen oraya da bir defa batıyorum 1 2 tane zincir çekiyorum. Hemen iliğimi buraya da açıyorum. Ve aynı yere 1 iliğimizden sonra 2. 2 defa batıyorum ve buradan dönüşü sağlıyorum. Diğer yakamızdaki trabzanlarımızın her birinin arasına başını dolayarak batıyorum. Bir defa da çekiyorum. Bütün trabzanlarımızın arasına girelim. Bakınız iliğimiz 1, 2, ve 3. 3 tane iliğimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi her bir trabzanımızın arasına diğer yakamızın sonuna kadar örelim ve buradan başlangıç yerimize kadar aşağıya aynı şekilde ilerleyerek gelelim. Yeleğimizin kenarlarına tamamen sarı ipimizle dolaşarak geldim. Bakınız 3 tane düğmemi diktim. Bir tane daha önce örmüş olduğum gülümü diktim. Şimdi diğer kolumu aynı şekilde başını bir defa dolayarak battım. Şimdi e, bu kolumuzu da sizlerle birlikte başlayalım. Ve yeleğimizi son kol çalışmamızla tamamlamış olalım. Gayet güzel oldu yeleğimiz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizlerinki de çok çok güzel olur. Evet kol altından her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Bir tane sabitledikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir ileri hemen yanındakine de değil bir ileriye batıyorum ki kol altında çok toplanma olmasın. Ve sırası ile yukarıya doğru bir defa başını dolayarak batıyorum. Her bir trabzanıma bir defa batıyorum. Bakın trabzanlarımın tam arasına giriyorum. Tam ara noktalarına şu şekilde başlangıç yerime kadar bu şekilde ilerliyorum. Şöyle görelim. Evet arkadaşlar çalışmamızı kolumuzun tamamlamasıyla sonuçlandırdık. Ee, düğmelerimi daha önceden dikmiştim, sadece kolumuz kalmıştı. Görmüş olduğunuz gibi çiçeğimizi diktik ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Şu şekilde arkasına da bakacak olursak bakınız gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.